istirahat zamanında bulunan personelim de gerçek şartlara uygun olarak eğitimlerine devam etmektedir. Gerek atış, gerek spor, gerek eğitim, gerekse bakım konularında hiçbir eksiğimiz yoktur. Şunu ifade etmek istiyorum. Milletimizin, devletimizin gücü bizim üzerimizde tezahür etmiştir. Dağlıca Kale Kolu'ndaki Mehmetçik daima hazır olmak zorunda. Çünkü Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan teröristler sürekli hareket halinde. Mehmetçik ise şehitlerin kanıyla boyanmış şanlı bayrağı dalgalandırmak ve terör örgütlerini bozguna uğratmak için görev başında. Mehmetçik operasyona çıkmasa bile eğitime gece gündüz devam ediyor. Çünkü her zaman hazır olmak zorundalar. Eğitimler gerçeğini aratmıyor. Bölgede operasyonlar 24 saat etkili bir şekilde devam ediyor. O operasyonların etkili olmasındaki en büyük etken ise gerçeğini aratmayan eğitimler. Saat 3 istikametinde 500 metre mesafede bir BTÖ mensubu gördüm. Şu anda burada ben yalnız değilim. Benim haricimde 2 kişi daha var. Onları şu anda siz göremiyorsunuz ama şimdi göreceksiniz. Dağlıca Kale Kolu'ndaki askerler köylülerin de en büyük yardımcısı. Özellikle çetin kış şartlarında ihtiyaç duyan herkese Mehmetçiğin şefkatli eli uzanıyor. Az önce bir yardım çağrısı geldi Kale Kola. Yaşlı olduğundan dolayı ateşi çıkmasına rağmen doktora yardıma gelemedi. Ancak Kale Kola'dakiler bu yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Evine muayene etmek için geldi. Şimdi ne gerekiyorsa yapacak doktor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi canım, sağ olsun. Teşekkür ederim. 37,5 komutan. Tamam. Amcacığım bir boğazına bakacağım. Tamam. Bir bak. Tamam, güzel. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Askeriyenin burada olmasından memnun musunuz? Çok memnunum. Ne gibi yararları var size? Her şeyi yapıyorlar. Hasta olduğu zaman biz oraya gidiyorduk. Yani çok güzel. Taburun burada olması ulaşımın hızlanması demektir. Bir de hastalanan, hasta olan vatandaşlarımızın yüksek yuvaya götürülmesi belki ayları alabilir. Düşünün ki bu yüksek dağlardan düşen çığların yolun açılması uzun süre alacağından dolayı yani taburun burada olması hastalarımızdan aniden acil yardım yapılması konusunda hemen tedavi edilebiliyor ya da gereken ihtiyaçlar verilebiliyor. İçerideki hastanın muayenesi yapılırken dışarıda da askerler çevrenin güvenliği için nöbet tutuyor. Dağlıca'da sadece vatan nöbeti tutulmuyor. Bölgenin ihtiyaçlarına da yardımcı olunuyor. Sarp Dağları'nın eteğine kurulan Kale Kol'da nöbet devam ediyor. Mehmetçik, Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan PKK'ya nefes aldırmıyor.